Değerli dostlar, Adana'dan herkese selamlar. Kahraman Boz, beni zaten tanıyorsunuz. Bundan önceki videolarımızda söylemeyi unuttum, küçük bir nüans var. Lütfen videolarımızı izlerken YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Bu videoyu Adana'da çekmek nasip oldu. Bu videomuzun konusu daha önce Facebook'ta anketini yapmış olduğumuz aşk mı para mı? Evet, 1000 kişiye sormadık aşk mı para mı diye. 100 kişiye falan da sormadık. Facebook'ta minik bir anket yaptık. Bazı dostlarımız parayı tercih ederken bazı gönlü güzel insanlar da aşkı tercih etti. Tabii ki aşk hayatın her anlamında olan, her anlamında, her alanında olması gereken, çocuklarımıza, eşimize, doğaya, hayvanlara karşı duyduğumuz bir manevi his. Bu tamamıyla insan olmamız için gerekli olan bir duygu. Aşk gerekli. Aşkın gereksizliğinden bahsederek edebiyatçılara karşıma almak istemem açıkçası. Fakat hayatımızı idame ettirmek adına para çok önemli bir meta. Tabii ki biz network marketing sektöründe faaliyet gösteren networkerlar olarak aşk mı para mı sorusunu sormaktaki amacım tamamıyla farklı. Asla aşka saygısızlık yapmak değil ya da asla parayı küçümsemek ya da önemsemek değil. Neden bu soruyu sordum? 17 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren bir kardeşiniz olarak bazı arkadaşlarımızla oturup sohbet ve istişare ettiğimiz vakit arkadaşlarımızın para kazanamamasına rağmen şiddetle kendi firmalarını savunduklarını görüyorum. Yani aşkla kendi firmalarını savunduklarını görüyorum. Bu bağlılığa saygı duyuyorum. Çok da takdir ediyorum. Ama ne yazık ki akşam eve giderken elimizi cebimize attığımız vakit ekmek almak için, zeytin almak için, peynir almak için cebimizde para yoksa emin olun arkadaşlar aşkın bir anlamı yok. Atalarımız ne demiş? Aşk karın doyurmuyor demiş. Tekrar ediyorum, aşka saygım sonsuz. Şimdi bu videodan sonra bazı aşkı yoğun olan arkadaşların tepkisiyle karşılaşmak istemem. Fakat altını tekrar çiziyorum değerli dostlar. Yaptığımız işte para kazanamıyorsak, yaptığımız işte ki ürünleri insanlara gönül rahatlığıyla tavsiye edemiyor isek, yaptığımız ticaretteki ürünlerin rakamları pahalı ise ya da çalıştığımız firmada her ay belli oranlarda ürünleri almak zorunda isek ve ay sonunda günün finalinde cebimize tatmin edici rakamlar kalmıyorsa firmamıza aşık olmanın çok bir anlamı yok. Firmanıza aşık olacağına, eşinize aşık olun, çocuğunuza aşık olun, doğaya aşık olun, insanlara aşık olun. En azından aşk duygusunu gerçek değeri olan kişiler ve gerçek değeri olan doğayla yaşayın. Ama network marketing'den bahsedeceksek şayet, evet biz bu işi para için yapıyoruz. Ve sahada network yapan herkes bu işi para için yapıyor. Ben bu işi para için yapmıyorum diyen insanlar zaten kullanıcılar. Onlar ürün kullanıcısı. Bugün A firmasını kullanır, yarın B firmasını kullanır. Saygı duyarız, problemi yok. Ama ben networker'ım diyorsan, kardeşim sen bu işi parayla yapıyorsun, para için yapıyorsun. Para için yapıyorsan, o zaman sana en çok parayı ödeyen firmayı inceleyip ve bu firmayla nasıl çalışabilirim sorusunu kendine sorman lazım. Tabii ki herkese göre çok ödeyen firma A firması olabilir, B firması olabilir, C firması olabilir. Ama matematik yalan söylemez. Kalem kağıdı eline alıp marketing planları masaya yatırdığında 10 birimlik üretime bir firma 30 lira öderken diğer firma 50 lira ödüyorsa, örnek veriyorum bunu, tabii ki 50 lira ödeyen firmayı tercih etmek durumundayız. Ürün gamının da kalitesi, işlevselliği ve insanlar tarafından kullanılabilir olması da kesinlikle önemli bir ayrıntı. Aşk mı, para mı? Konumuzun ana başlığı olan konumuzun alt başlığı buydu değerli arkadaşlar. Son bir şey olarak şunu söylemek isterim. Network marketing firmalarını incelerken, network marketing ürünlerini incelerken aşkı ön planda tutmamanızı tavsiye ederim. Tamamıyla kazanç planını ön plana çıkarmanızı tavsiye ederim. Ürün gamının sizin sosyal hayatınıza ve sosyal çevrenize uyumlu olup olmadığını incelemenizi tavsiye ederim. Para kazanmak istiyorsak gerçekten network marketing yaparken cebimize ciddi paraların girmesini istiyorsak Türkiye'nin en iyi firmalarını, Türkiye'nin en çok ödeyen firmalarını bulup bu konuda araştırma yapıp, çalışma yapıp
ve o firmaların en iyi liderlerini, en iyi sponsorlarını bulup onlarla çalışmanızı size şiddetle tavsiye ediyorum. Son olarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hepinizi Adana'dan sevgiler, saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar, bol rızıklar Mevlam nasip eylesin sizlere. Teşekkür.